Merhaba sevgili çocuklar. Bugün 15 Nisan 2020. Bugün sizinle Türkçe dersinde yine beraberiz. Dersimize başlamadan önce Mucit Türkçe kitabının 157. sayfasını açmanızı istiyorum. Evet, 157. sayfayı açtığınızda tema değerlendirmesiyle karşı karşıyasınız. Burada biz bu hafta ünitemizi bitiriyoruz. Önümüzdeki hafta yeni bir üniteye geçeceğiz. Onun için tema değerlendirmesiyle başlıyoruz. Peki, birinci sorumuza gelelim. Devamlı şunu soruyoruz. Önce soruyu okuyoruz, sonra soruyla ilgili bölüm okuyoruz. Verilen cümledeki parantez içlerine sırayla hangi noktalama işaretleri yazılmalıdır? Manavdan aldığımız elma, erik ve kirazları dolaba koydun mu? Aynı gruptan olan sözcüklerin arasına virgül koyuyor idik. Kalemlerinizi elinize alın. Şimdi elma ile erik arasına virgül koyuyoruz. Koydun mu? Mu soru ekiyle bittiği için cümlemiz soru işareti koyuyoruz. Burada doğru cevap C seçeneği oluyor. İkinci sorumuza geçiyoruz. Yukarıdaki cümlede kaç numaralı kelimeden sonra virgül konulmalıdır? Burada yine aynı gruptan sözcükler sıralanmış. Mağazadan atkı, şapka ve çorap aldık. Atkı ve şapka arasına virgül koyuyoruz. Yani A seçeneği. Bu yemeği sevdiğini bilmiyordum. Hepsini getirdin mi? Nereye gideceğiz? Şimdi burada verilen cümlelerin hangisinin sonuna yanlış noktalama işareti konulmuştur? Hepsini getirdin mi? Soruyor. Mi soru ekiyle. Nereye gideceğiz? Soru kelimesiyle, sözcüğüyle başlamış. Bunun her ikisi sorudur. Bu yemeği sevdiğini bilmiyordum. Soru değildir. O zaman A seçeneği doğrudur. Üçüncü sorumuza geldiğimizde bu aşağıdaki özel isimlere gelen eklerden hangisi doğru ayrılmıştır diyor. İstanbullu Ayseller. Burada yanlış ayrım yapılmıştır. Öncelikle şunu hatırlatayım. B seçeneği doğrudur. Biz özel isimlere gelen eklerde özellikle ismin hal eki geldiği zaman e eki i e i d den gibi ismin hal eki durum eki geldiğinde kesme işaretiyle ayrıldığını biliyoruz. Bu bilgiden dolayı hemen B seçeneği diyoruz. Beşinci sorumuzda yine bu parantez içerisine hangi noktalama işaretleri gelmelidir diyor. Kadir, Yusuf, Enes ve Ömer aynı mahalleden arkadaşlardı. Bu isimler art arda sıralandığı için Kadir virgül, Yusuf virgül, Enes ve Ömer aynı mahalleden arkadaşlardı. Nokta, yani A seçeneğe doğru. Evet. Şimdi çocuklar, bu altıncı soruya geldiğimizde yukarıda verilen cümlelerin hangisinin sonunda farklı bir noktalama işareti kullanılmalıdır. Benden ne istediğini bir türlü anlamadım. Nokta. Yemeği nasıl yaptığını görmedik. Nokta. O seni neden aramıyor? Soru işareti. Evet. Bakıyoruz. C seçeneği doğru. Yedinci soruda başkasından alıntı yapılan sözler. Önce soruyu okuyalım. Yukarıdaki çocuklar hangi noktalama işaretinin tanımını yapmamıştır. Biz bu haftaki noktalama işaretlerinde burada ünlem işareti, virgül ve iki nokta üst üste var. Biz tırnak işaretini, kısa çizgiyi, uzun çizgiyi de öğrenmiştik. İki nokta üst üsteyi de öğrenmiştik. Başkasından alıntı yapılan sözler belirtilirken kullanılır diyor. Başkasından alıntı yapılan sözler belirtilirken tırnak işareti kullanılır. Burada tırnak işareti yok çocuklar. Hangisinin tanımını yapmamıştır? Zaten direkt bulduk. Açıklama yapılacak cümlelerin sonunda kullanılır. C seçeneği. İki nokta üst üste bu açıklamanın sembolü. Duygu ifade eden cümlelerin sonunda kullanılır. Burada ne vardır? Noktalama işareti ünlem. A'dır. Başkasından alıntı yapılan sözler belirtilirken kullanılır. Burada B seçeneği doğrudur.
Tırnak işaretini burada şöyle açıklayayım çocuklar. Tırnak işaretinin bu hani virgül gibi görünüyor. İkisi birden kullanılıyor. Yani iki kere yapılıyor. Hangi cümlede büyük harflerin yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır? Atatürk Ortaokulu'nun bahçesindeki ağaç devrildi. Dünya Gazetesi'nin son sayısını okudum. Yakında Mars'a roket fırlatılacakmış. Büyük harflerin yazımıyla yanlışlık yapılan kısma bakıyoruz. A seçeneğidir. Çünkü ortaokul deyince Atatürk normalde ortaokulu herhangi bir şekilde ortaokula mı gidiyorsun dediğinde özel isim değildir veya o cümle başında oluyor. Sen hangi ortaokula gidiyorsun dediğinde o ortaokul özel değildir ama okulun adı verilerek belirtildiğinde özeldir. O zaman A seçeneği yanlıştır. Hangi cümlenin sonunda soru işareti konulmalıdır? Bakıyoruz. Anladım ki benim hiç gerçek dostum yokmuş. Burada soru sormuyor çocuklar. Kendisiyle ilgili bir bilgilendirme yapıyor. Evdeki tüm eşyaları değiştirdik. Burada da soru sormuyor. Sıradaki soruyu sen cevaplar mısın? Mısın soru ekiyle soru oluşturmuş. B seçeneğidir. Doğru cevabımız. Noktanın kullanım yerleriyle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Sıralama sayılarından sonra, evet sıralama sayılarından sonra nokta konur. Birinci, ikinci, üçüncü. Kısaltmalardan sonra konur. Evet, profesör, doktor gibi özel isimlere gelen ekleri ayırmak için kullanılır. Yanlıştır. Çünkü biz biliyoruz ki özel isimlere gelen ekleri kesme işaretiyle ayırıyoruz. C seçeneği yanlış verilmiştir. Öf, çok zor iş bu. Demeden önce tekrar soruyu bir okuyalım. Yukarıdaki parantez içlerine sırayla hangi noktalama işaretleri gelmelidir? Öf, çok zor bir iş, zor iş bu. En yakın arkadaşımı Karabaş'ı kaybettim. İstanbul'dan kalkan uçak havalimanına indi. Burada bakın bu bir ünlem cümlesi. Bu ünlem işaretini öf'ten sonra da koyabilirdik. Bunun yanına nokta koyduk ama şimdi ünlem cümlesi oluşturduğu için ünlem işaretini cümlenin sonuna koymuş. Öf deyince virgül koyuyoruz. En yakın arkadaşımı kaybettim. Hatırlarsanız kısa çizgilerde herhangi bir bilgiyle ilgili açıklama yapmak istediğimizde iki kısa çizgi arasına yazıyorduk. O zaman Karabaş'ı kısa çizgi olacak. İstanbul'dan yine özel isimlere gelen eklerde ismin hal ekleri olan E hali, D hali, den hali, İ halinde kesme işaretiyle ayırıyorduk. Burada den hali ses durumuna göre dan olmuştur. İstanbul'dan kesme işareti yani B seçeneği doğrudur. Şöyle diyeyim çocuklar. Tema değerlendirmemiz burada bitiyor. Yeni bir temada buluşmak üzere. İyi günler diliyorum. Hoşça kalın.